Kızlar, bugün hayatımızın en kötü günü. Kahretsin, her şey olabilir ama ben şok oldum. Yarışmayı kaybettik ve hepsi kırmızı Amigo üniformalarımız yüzünden. İkinci olmaya alışık değilim. Bir sonraki yarışmada bir numara olacağız. Bunu günlüğüme yazmalıyım. Merhaba günlük. Bugün ben ve tavşan Amigolar ilk kez yarışmayı kaybettik. Ve hepsi Amigo formamız yüzünden. Diana, bunun gerçekten kırmızının suçu olduğunu mu düşünüyorsun? Belki de yeterince uyuyamadığımız ve bütün gece film izlediğimiz içindir. Maya, kesinlikle kırmızı renk yüzünden uğursuzluk getiriyor. Maya, sence bu ilk miydi? Yarışmadan önceki gece uyuyamadık. Çünkü endişelendik ama yine de birinciydik. Her zaman bir numaraydık. Peki kızlar, ikincilikte bir sonuçtur. Knopa, belki senin için ikincilik bir sonuçtur ama benim için kesinlikle değil. Ve hepsi kırmızı Amigo üniformalarımız yüzünden. İkinci olmaya alışık değilim. Bir sonraki yarışmada bir numara olacağız. Söz verelim. Pekala Diana, kabul ediyorum. Bir numara olmalıyız. Ben sadece durumu kolaylaştırmaya çalıştım. Kızlar, stresliyiz. Kendimizi neşelendirmeliyiz. Nasıl? Maya, bu imkansız. Çünkü en sevdiğim karamelli patlamış mısır bile beni mutlu etmiyor. Kızlar, erkeklere ikinciliğimizi söylemekten utanıyorum. Pekala kızlar, kesin şunu. İkincilik ilk ve son kezdi. Ve şimdi sahile gitmeyi öneriyorum. Deniz harika, mükemmel bir hava var. Kendimizi neşelendirmeliyiz. Maya'ya katılıyorum kızlar. Sahile gidip dinlenmeliyiz. Kendimize çeki düzen verelim. Kızlar, erkeklere ikinciliğimizi söylemekten utanıyorum. Evet, ne bakış ama. Stres kesinlikle beni daha iyi yapmıyor. Deniz, deniz demektir. Belki yanımızda çocukları söreriz. Evet, evet. Erkek arkadaşlarımızı arayalım. Kızlar, o zaman gitmiyorum. Çünkü siz erkek arkadaşlarınızla birliktesiniz ve ben tek kişi takılıyorum. Nastya, sen asla beşinci tekerlek değilsin. Evet, çantaları ve mayoları almamız gerekiyor. Hepsi bu. Ve lezzetli bir şeyler. Maya, ihtiyacın olan tek şey lezzetli bir şeyler. Sadece meyve alıyoruz. Selam çocuklar. Sizi tebrik etmeye geldik. Bizi niye tebrik edeceksiniz? İkinci sırada. Cidden mi? İkinci sırada. Kril, Knopa'dan sonra tekrarlamana gerek yok. İkincilik başarısızlıktır ve hepsi kırmızı formamız yüzünden. Pekala durun, konuyu kapatalım. Çocuklar, bizimle misiniz? Çocuklar, eğer reddederseniz gerçekten minnettar olacağım. Çünkü kendimi beşinci tekerlek gibi hissediyorum. Çocuklar, dikkat etmeyin. Nastya erkeklerle birlikteyken kendine güvenmiyor. Kendini beşinci tekerlek hissediyor. Nastya, endişelenme. Plaja gitmeyeceğiz. Ne demek istiyorsun? Neden? Çünkü yakında bizim de bir yarışmamız var. Ve antrenman yapmamız lazım. Ay, belki basketbolu bırakırsın. Buna neden ihtiyacın var ki? Hayır Maya, ben basketbolcu olmak istiyorum. Ben olduğum sürece iyiyim. Harika. Çocuklar, sanırım sizin de gitme vaktiniz geldi. Çünkü plaja gitmeye hazırlanıyoruz. Nastya, bekle. En azından kız arkadaşıma salmama izin ver. Umarım Nastya yakında bir erkek arkadaş bulur ve kıskançlığı bırakır. Pekala kızlar, sanırım çocuklarımızı bırakmalıyız. Çocuklar, iyi eğlenceler. Pekala, diğer çocuklara bakma. Kril, biz asla diğer erkeklere bakmayız. Erkekler bize bakar. Güzel ve tatlı gülümsemelerimiz olduğu için suçlu değiliz. Vay canına Maya, gerçekten kendine güveniyorsun. Ars, bir sakıncası mı var? Katılıyorum. Pekala çocuklar, hadi gidelim. Görüşürüz. Kızlar, iyi günler. Evet, senin çocuklar bizimle gelmiyor. Nastya, hepsi senin kıskançlığın yüzünden. Kirin'le takımdan ayrılacağımızı söylemekten çok korkuyorum. Bize ne olacak? Başka bir şeyle ilgilendiğimizi söyleyeceğiz. Ben bir top oyuncusuyum. Ve ben bir patenciyim. İşte buradalar. Hey, basketbolcular. Futbol sahasında ne yapıyorsunuz? Tavşan kızları tebrik etmeye geldik. İkinci oldukları için. Ve değersiz Amigo formaları gibi kırmızı bir kupa aldık. Hiç komik değil. Gerçekten kırmızı üniforma yüzünden kaybettiklerini mi düşünüyorsunuz? Rakiplerin iki katı daha büyüktü ve bacakları daha uzundu. Bu yüzden iki kat daha yükseğe zıplıyorlardı. Amigo kızlarını çok iyi koruyorsun. Al bu kupa senin, tavşana ver. Tavşanlarınız artık bir numara değil, unutmayın. Yeterince gösteriş yaptım. Çocuklar, onlarla nasıl konuşuyorsunuz? İğrenç. Çünkü biz nazik ve kibarız. Kedicikler... Evet. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet. Basketbol sahasını terk edin. Ne? Şimdi hemen. Kızlar, iyi bir iş çıkardık. İhtiyacımız olanı yaptık. Onlara bir utanç kupası vereceğiz. Tavşanlar artık bir numara değil. Gördün mü? Bizi duymadılar bile. Kiril, konuşmamız lazım. Bu önemli. Önemli olan ne? Şimdi eğitim daha önemli. Ayağa kalkın ve başlıyoruz. Artık bir basketbol oyuncusu değilim. Ben de öyle. Korkuyoruz. Takımdan ayrıldığımızı itiraf etmekten korkuyoruz. Sorun değil. Şimdi söyleyeceğim. Kirin, ben artık basketbolcu değilim. Pekala, ben gidiyorum. Sıra sende.
Kirin, antrenman yapmıyor musun? Zek, elinde ne var? Kaykay gibi gözüküyor. Üzgünüm Kirin, artık basketbolcu değilim. Vay canına, takımdan ayrıldılar mı? Onlarla sonra konuşacağız. Şimdi antrenman sırası. Çocuklar, siz... Kızlar, bana gerçek bayanların hangi bardaktan içmesi gerektiğini gösterin. Benim fincanım bu. Loren, sen zaten berbat durumdasın. Bu büyük bardak da ne? Ama bu benim en sevdiğim büyük fincanım. Her şeyi onunla içerim. Meyve, suyu, çay, kahve. Ne? Büyük anne fincanı bu. Bayanlar böyle bardaklardan içmez. Ben gerçek bir hanımefendiyim. En küçük bardağa sahibim. Az yerim, az içerim. Gerçek bir prenses gibi. Aferin Taya. Derslerinde beni dikkatle dinliyorsun. Yalan söylüyor. Geceleri buzdolabına gidiyor ve şişeden meyve suyu içiyor. Anlaştık. Kıskançlığın kadın olmayanlara yaptığı budur. Şimdi bana partide nasıl kurabiye yendiğini gösterin. Merhaba kızlar. Yine dersler. Nasıl hanımefendi olunur? Kızlar, yanımıza biraz yılan alalım. Ben buz alayım. Ben portakal alacağım. Ben yoğurt. Tavşanlar, kursumuza katılmak ister misiniz? Çünkü sadece bir bayan var. Çünkü sadece bir kişi. Kızlar, böyle bir partide kurabiye mi yiyeceksiniz? Yazıklar olsun size. Kurabiyeler lezzetliyse yiyebilirsin Stella. Parçaları ayırarak ısırmak nasıl mümkün? Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Kızlar, bence bu kursu bırakmalısınız. Hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Kızlar, hanımefendiden çok uzaksınız. Zamanınızı boşuna harcamayın. Sahile gitseniz daha iyi olur. Hava güzel. Güzel çocuklar. Voleybol. Ve burada oturup kurabiye yemeyin. Davetiniz için teşekkürler kızlar ama bu teklifi reddediyoruz. Gerçek bayanlar havuzda yüzer. Sen yüzüyorsun Taya, biz de dalıyoruz. Nasıl isterseniz denize gidiyoruz. Çocuklara gittiğimizi söylersiniz. Güle güle. Kızlar, yerinizde olsam denize gitmezdim. Orada kötü çocuklar var ve başınız belaya girebilir. Evet. Ama... Kızlar, bizim için endişelenmeyin. Erkeklerden korkmuyoruz. Biz güçlüyüz. Ve kendimizi koruyabiliriz. Kendilerinden eminler. Henüz bir sorunla karşılaşmadılar. Yani sıradaki bayanın kuralı. Kızlar, ikinciliği unutun. Hadi gidelim. Dinle. Ve voleybol oynamak. Ne yazık çocuklar bize katılamadı. Sorun değil. Yine de eğlendik. Hiçbir şey tatilimizi mahvedemez. Aman tanrım kızlar, ne güzel bir hava. Yakışıklı adamları görebiliyorum. Knopf'a ne? Erkek arkadaşlarımız var ve sadece Nastya yakışıklı erkeklerden bahsedebilir. Neden Nastya? Burada kimseyi sevmedim. Kızlar, voleybol sahasının yanına gidelim. Bu harika fikir. Sonra da voleybol oynamaya gideriz. Kızlar, can kurtaran bize bakıyor. Nastya buraya her geldiğimizde bize bakıyor. Sadece bizi hatırladı. Güzel kızlarım. Can kurtaran. Bizi aldılar. Ne sıcak ama. Su alacak param bile yok. Ne? Tavşanlar mı? Burada ne yapıyorlar? Dur, kendimi göstereyim. Kızlar, voleybol oynayalım mı? Bir kez daha. Bir sıfır. Lana, yakala. Hazır mısınız kızlar? Knopf'a, Otonu, daha uzunsun. 2-0. Kızlar, voleybol kötü bir fikir. Çok sıcak. Ben normal oynayamam. Daha iyi fikirlerim var. Hep birlikte gidip suyu deneyelim. Üzgünüm tavşanlar ama bir telefon ve paraya ihtiyacım var. Ne
Nasıl yani? Takımdan ayrıldığını nasıl anlayabilirim? Sadece basketbolun bana göre olmadığını anladım. Ve kendimi bir top oyuncusu gibi hissettiğimi fark ettim. Çünkü topları severim. Çünkü toplar mı? Emin misin? Endişelenme Kiril. Takımımız onlar olmadan daha güçlü olacak. Gittiniz çünkü zayıfsınız ve güçlü çocukların arasında zayıf olmak istemiyorsunuz. Sana katılıyorum Ice. Çocuklar, bize zayıf demenize gerek yok. Ve bu arada artık bir file ihtiyacım yok. Sizde kalsın. Geri dönmek istediğinizde basketbola giden yol kapanacaktır. Evet, takımda hainlere ihtiyacımız yok. Kızlar, su harika ve mayolarımı değiştiriyorum. Çantalarımız nerede? Çantalarımız oradaydı. Çantalarımızı muhtemelen çaldı Mark. Ben Stella, Stella sahildeki kötü çocuklardan bahsediyordu. Kızlar, çantalarımız çalındı. Her şey oradaydı. Telefon, para. Kızlar, Instagram'ımı hackleyecekler. Kızlar, bu yüzemeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Acilen polise ihtiyacımız var. Ve olabildiğince hızlı. Instagram'ım, abonelerim. Ve bu çemberdeki can kurtaran her şeyi kaçırdı. Knapa, yüzen insanları izliyorsun. Bizim eşyalarımızı değil. Sakın kötü çocuklar ortaya çıkmaya cesaret etmeyin. Sizi pati yaparım. Kızlar, polis. Çocuklar, polis arıyor. Neden? Ne oldu? Ne yaptık biz? Merhaba. Evet, ben Ais. Çocuklar, bir şey yaptılar ve gittiler. Olamaz. O kadar kolay gitmeyecektiniz. Biz hiçbir şey yapmadık. Çocuklar, sakin olun. Bu Maya. Ne? Ne yapıyorsun? Ne? Ne? Olamaz. Çocuklar, kızların çantaları ve telefonları çalınmış. Kızlar iyi mi? Onlarla her şey yolunda mıymış? Kızlar, iyi misiniz? Evet, telefonlar önemli değil. Önemli olan sizin sağlığınız. Ver şunu bana. Merhaba Maya. Diana ile konuşmama izin versene. Kız çocuklarının yalnız gitmesine izin veremeyiz. Hadi çıkıyoruz. Otur. Daha bitirmedik. Diana, endişelenme. Aboneler tekrar abone olur. Önemli olan senin iyi olman. Tamam, seni bekliyoruz. Evet. Kızlar bugün berbat günler geçiriyor. İkinci sırada telefonlar çalınıyor. Evet, ve Instagram'ı hacklenebilir. O yüzden çocuklar, kızın yalnız gitmesine izin vermeyeceğiz. Peki ne olacak şimdi? Ne isterlerse olacak. Peki ne yapacağız? Kesinlikle hiçbir şey. Takım sensiz de hayatta kalır. Bizim de size ihtiyacımız yok. Ve bizi geri arama. Bu yüzden takımda yeni ve güçlü bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sorun yok Kiril. Bulacağız, üzülme. Ben bir arkadaşlara sorayım. Belki bazıları iyi basketbol oynuyor olabilir. Kızlar, bence tavşanların kaybını kutlamalıyız. Belki sahile gideriz. Evet. Geriye kalan tek şey odaya gidip leopar mayolarımızı almak. Kızlar, tavşanların kanalizasyona derin çukura nasıl itildiğini izlemeyi seviyorum. Kızlar, bayanların merdivenlerden nasıl indiğini gösterelim. Buna öğrendik. Değil mi? Tabii ki hayır. Bir etkinlikte bu şekilde düşersen herkes sana güler. Ben gelene kadar öğrenen. Bakın kızlar, siz gidin. Çenenizi yukarıda tutun. Gözlerinizi dik. Yere bakmayın. Dolarlar yerde yatmıyor. Doğru değil. Ben her zaman yere bakarım ve bir sürü şey bulurum. Bu kadar mı? Özgür müyüz? Yorulduk. Günün yarısında kuralları öğrendik. Sahile gitmek istiyoruz. Merhaba kızlar. Hiç harika bir haber duydunuz mu? Tavşanlar yarışmada ikinci oldu. Tavşanların boşa gitmesini izlemek kadar güzel bir şey yok. İkincilik mi? Kızlar, bir kural daha. Bayanlar başka bayanlara burunlarını sokmazlar. Sadece kendi kişisel şeyleriyle ilgilenirler. Dinle Stella, çok naziksin. Tavşanların ortalığı karıştırması gerçekten umurunda değil mi? Eminim bu tavşanlar için sadece bir başlangıç. Kızlar, bayanlar değil, erkek Fatmalar. Erkek Fatmalar kadınlardan daha ilginç. Hayır, öyle söyleme. Bitirdik mi? Çok geç olmadan sahile gitmek istiyorum. Evet, plaja gidelim. Kızlar, lütfen tek parçamayı alın. Bizimle sahile gelecek. Kızlar, çok şanssızız. Siyah bir çizgi değil, kırmızı bir çizgi. Ve kırmızı üniforma yüzünden. Ondan kurtulacağız. Hayatım boyunca asla bir daha kırmızı giymeyeceğim. Senin yüzünden sorun yaşadığımızı biliyorsun. Biz sorunluyuz. Telefonlarımızı asla bulamayacağız. Ve polis bize yardım etmeyecek çünkü tanık yok. Ve bu can kurtaran her şeyi kaçırdı. Diana, merak ediyorum. Instagram'ın çoktan hacklendi mi? Herkes seni takip etmeyi bıraktı mı? Maya, neden şimdi bundan bahsediyorsun? Kızlar, kıyafet için biriktirdiğim parayı yeni telefonlar için harcamamız gerekecek gibi görünüyor.
Instagram'ımı iade etmem gerek. Kızlar ne oldu? Çocuklar, kırıl, soyulduk. Yüzmeye gittik, geri döndük ve hiç poşet yoktu. Çanta yoktu, para yoktu, telefon. Hatta hiçbir şey. Kızlar üzülmeyin, bizim de sorunlarımız var. Ne sorunu? Gerçekten soyuldular. Kızlar, belki siz burada sarılırken ben de giderim. Nastya, buraya gel. Ve polis. Polis size yardım etmedi mi? Cinye, polis 5 kişiyi getirdi ve soyguncuyu tanıyor musunuz diye sordu. Baktık ve sadece göz kırpıyor. Soyguncuyu görmedik, bu yüzden onlara baktık ve hayır dedik. Onları tanımadık ve gittiler. Belki böyle çantayı çalmıştır ama bilmiyoruz. Thomas, bana yeni bir telefon alır mısın? Hangisi? 13, daha önce yaptığım gibi. Kızlar, çantalarınızı kaybetmemeliydiniz. Kızlar üzülmeyin, telefonlarınızı bulacağız. Ay, belki şimdi onları aramaya gidersin. Biliyorsun, telefonsuz yaşayamam, o benim hayatım. Kızlar, bizim de bir sorunumuz var. İlgilenmiyor musunuz? Bizim sorunumuz kızlarla kıyaslanamaz bile. Bir şey hatırladım. Çantamda sadece telefonlarımız yok. Tüm birikmiş param da vardı. Bu karımıza bir çizgi deyin. Sonsuza dek şanssızlık. Diana, neden bütün parayı sahile götürdün? Ve çocuklara sizin sorunlarınızın bizimkilerden daha kötü olduğunu söyleyin. Aslında Sean ve Zack takımdan ayrıldı. Bu da bir sorundur. Merak etmeyin çocuklar. Açıkçası Sean ve Zack'i hiç sevmedim. Özellikle Sean'ı. Evet, çok sinir bozucuydu o. Ve iyi bir oyuncu değildi. Sadece gösteriş yapıyordu. Ama Zack için üzülüyorum. Tavşanlar buradaydı ve onların çantalarını çaldım. Ve Diana. Diana da buradaydı. Pekala. Bakalım çantalarında ne varmış. Telefon. Pekala. Nasya'nın. Nopa'nın. Maya'nın. Diana'nın kilit ekranındaki bu adam da kim? Diana bu yüzden 3 aydır bana cevap vermiyor. Yine bir erkek arkadaş yapmış. Şirin'le konuşabilir miyiz bakalım? Eğlence şimdi başlıyor. Merhaba. Kızlar bakın, yeni bir koleksiyon. Çok güzel şeyler. Şu sandaletleri almak istedim. Artık yeni bir Dior kıyafetini sadece dergide göreceğiz. Bekle, sen kimsin? Belki beni tanıştırırsın. Kızlar, derginizden uzaklaşın. Biri Kiril'i arıyor ve tehdit ediyor. Kiril her şeyi çözecek. Dinleyin kızlar. Dior koleksiyonunda erkek kıyafetleri var mı? Ayş, bana yeni bir telefon almayı düşünüyorsun değil mi? Dior'u değil. Thomas, Kiril'i kim arıyor? Bilmiyorum. Görüyorsun, o deli. Bir daha beni arama. Ben seni bulacağım. Ezik'in biri beni arıyor ve bana Şirin diyor. Kiril belki eski arkadaşlarına şaka yapıyordur. Bilmiyorum. Ses tonunu beğenmedim. Onu ben bir arayayım. Deli mi ne? Kiril, Diana'nın telefon numarasından aradılar. Bir soyguncuymuş. Soyguncu mu? Kiril, anlamıyorum. Bir hırsız benim telefonumdan aradı ve sen bunun benim telefon numaram olduğunu fark etmedin mi? Rehberinde yok muydu ya da görmedin mi? İmzaladın. Diliyle göz kırpan emoji mi? Güzel. Dinle, aradın mı? Telefonlardaki kızlar geri bekliyor. Bekle. Sorun yok kızlar. Onunla temas halinde olmamız iyi bir şey. Polisi aramamız gerekiyor ama. Şimdi yapacağım. Kiril, telefon. Ve lütfen bana normal bir kullanıcı adı verebilir misin? Diana ve Big Kalp. Çocuklar beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Polisi arayacağız ve telefonu, çantalarımızı çalan soyguncuyu bulmaya çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.